Merhaba arkadaşlar, ben Cengizhan. Ya Cantuş Koca YouTube, EDTV YouTube Cantuş Koca kanallarımız. Lütfen arkadaşlar kanallarımızı takip edip videomuzu beğenip paylaşırsanız seviniriz. Ehliyet sınavlarında görsel animasyon sorularla karşılaşmaktayız. Örnek bir soruyla hep birlikteyiz ve sorumuza geçelim arkadaşlar. Animasyonumuzu izliyor arkadaşlar. Bu yolun nasıl bir yol olduğunu gözlemliyoruz ve araçlar ilerledi ve sorumuza geleceğiz. Görseldeki araçlarımızı fark ediyoruz. Hangi araçların olduğunu tespitini yapıyoruz. Ve sorumuz geliyor. Sorumuz şu şekilde. Animasyondaki karayolunda hangi araç sürücüleri 100 km ve üzeri hızda araç kullanabilmeleri yasak değildir? Sorumuz bu şekilde. Ve cevabımız şu şekilde olacak. Kırmızı otomobil, mavi otomobil, mavi otomobil, kamyon, kırmızı otomobil, mavi otomobil, otobüs, bütün araçların hepsi. Arkadaşlar cevabımız şu şekilde. İlk önce bu yolun tespitini yapıyoruz. Bu yol nasıl bir yol? Bölünmüş karayolu arkadaşlar. Bölünmüş karayolunda araç hız limitlerini bilmemiz gerekli. Bunlara göre araç hız limitlerini sıralayalım. Arkadaşlar araç hız limitlerini neler olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki görsele göre kamyon, otomobil, römorklu otomobil ve otobüs görmekteyiz. Bunlara göre bize verdiği soruda 100 km ve üzeri hızlarda hangi araçlar gidebilir? Evet, buna göre inceliyoruz hemen tablomuzu arkadaşlar. Bölünmüş karayollarına bakalım. Bölünmüş karayollarında otomobiller 110 km, römorklu otomobiller normal hızlarına göre 10 km aşağı olmalılar. Araçlar römork kullandıklarında bulundukları yolun hızına göre 10 km aşağısında takip etmeliler. 100 km mavi otomobilin gidebileceği hız sınırı. Otobüs 90 km hızla gitmeli. Kamyon arkadaşlar gitmesi gereken 85 km hız sınırıdır. Buradaki tabloya göre bölünmüş yollarda 100 km ve üzeri hızda gitmesi gereken araçlarımız kırmızı otomobil, mavi otomobil arkadaşlar 100 km üzeri hızla gitmeleri uygundur burada.